arkadaşlar. Bugün bir gün boyunca 6 metrekarelik karavanda yaşamayı deneyeceğim. Ve daha çok bu tarzda video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. 200 bin like geçerse bu tarzda minik yerlerde kalma serimiz devam edecek. Bir günümüzü karavan aktiviteleri yaparak hayatta kalmaya çalışarak geçireceğiz. Ya karavanda da nasıl hayatta kalmaya çalışması olur? Şey gibi uyandım. Böyle annemi gece yarısı vakti böyle gidip dürtmüşüm de uyanmış gibi uyandım. Bütün anneler böyle uyanmıyor mu? Çok korkunç değil mi? Merhaba arkadaşlar, karavandaki ilk günümüze hoş geldiniz. Burası benim artık yaşam alanım. Burada bir gün yaşayacağım. Şu an çıplağım, evet, çünkü çıplak uyudum karavanda. Hemen giyineyim. İyi ki vücut yaptın, her an çıplaksın Enes Batur. Arada böyle beynimin içerisinde hater yorumları geliyor. Meclise gidersen de çıplak mı gideceksin? 500 milyar istersin sorusu mu Yiğit? Nereden çıktı bir anda? Yanlış taktım bunu ya. Yo, doğru. Hayır oğlum, böyle olur mu ya? Bakma, bakarken yapamıyorum. Lan ben nasıl hayatta kalacağım tek başıma bu karavanda ya? Gömleğimi düzelttiğime göre karavan yaşantısına başlıyoruz. İlk olarak bir karavanda ilk ne yapılır söyle. Karavan. Yemek yenir. Aa, nereden bildin lan? Ben tuvalete girilir diyecektim. Tuvalete girmemiz lazım. Oğlum sabah kalkmışsın, yüzünü gözünü yıkaman lazım ya. Sen buraya nasıl gireceksin? Nerede benim privacy alanım? Bak. Ne var kardeşim ya? Bak, hiçbir yere kaçamam, anladın mı? Sen her türlü beni görüyorsun. İşte tuvalet böyle. Hatta bak şurada duş bile alabiliyorsun. Bak burada duş başlığı var. Tuvaletimi yaptığım yerin yanında duş almak beni rahatsız eder şahsen. Düzenli olarak bir sabah rutini. Gözümüzü yıkıyoruz. Ben bugün niye böyleyim ya? Şimdi bir alanımız dar olduğu için biraz suyu kapatalım. Kullanmıyorken suyu kapatın arkadaşlar. İyi çocuk Enes Batur tavsiyeleri. Yani... Alan yok. Yoksa sana böyle durmak istemiyorum Yiğit. Sen de mutlu mutlu gülerek çekme beni öyle oradan. Bak mı, ne yapıyorum? İşte gerçek sanat bu, anladın mı? Gerçek sanat her şeyi göstermek. O zaman bir tuvaletinde yap da görsün herkes. Hadi şimdi bir sıçayım buraya, kim görürsün. Sana... Onu da logonun içine at, üstüne düşsün. Biraz alan küçük, biraz alan sıkışık çünkü 6 metrekare olduğu için hayat şartları kötü ama yaşam kalitesi zevkli. Ne felsefe yaptım be. Terliyorum, yanımdaki havluya kafamı siliyorum tıraş olurken. İşte Babyface Enes Batur geri döndü. Bence sakalsız daha iyiyim. Yorumlarda bunu bir tartışalım. Sakalsız daha iyisin be Enes. Bu kadar. Sakalsız Enes Batur kalpleri bekliyorum. Bizim burada hayatta kalmamız için öncelikle yemek yememiz lazım. Beynimizin çalışması için. Burada bir ocak var. This is ocak. Bazen böyle YouTuber'lara resim geliyor böyle. Etrafta ne oluyorsa onu anlatıyor mesela. Dolabı açtım. Dolapta bardak var. Bardağı tutuyorum. Bardağa su koyacağım. Bardağı da şimdi içiyorum. Neyse, bardağı koyup dolabı kapatıyorum. Bilmiyorum. Böyle yaparsam bana da söyleyin. Dalıp gidiyorum ki. Oo, dolabı da doldurmuşlar ha. Bunu koyayım. Buradaki şeyi nasıl alacağım ben? Eğilemiyorum. Eğilme sınırım bu. Şekil olarak şöyle yaşıyorum ya. Aa. Evet, yumurta. Yumurta, domates. Beyaz peynir. Salam. Zeytin. Arkadaşlar lavaboya dolduruyorum, kusura bakmayın. Çünkü koyacak yerim yok. Ama böyle de durabiliyormuşum da sana hep popomu dönmek zorunda kalıyorum burada. Bakma! Tuğçe, kurguda popoma Mert'in kafasını koy, her baktığında millet korksun. Ya popoma bakarsanız böyle olur. Şimdi bir dakika, en önemlisi neyi unuttum biliyor musun? Çoraplarımı çıkarmayı. Oğlum karavanda yaşıyoruz, çorap ne? Bize tava lazım. Burada tava yok. Burada tava var mı? Çok zor. Ben hiç küçük yerde yaşamamışım. Küçük yerde yaşamadım dedim. Ben ilk İstanbul'a taşındığımda 1+1'de yaşadım. 1,5 yıl. 1+1 evimin salonunda sessizce kendi ya, halimde çok... takılırken tamam. Bir de başka televizyon izliyordum. Neden bilmiyorum. Çok saçma. Şimdi arkadaşlar bir sıkıntımız var. Araba biraz yatay durduğu için yemek buraya doğru akıyor. Bak görüyor musunuz? Yağlar buraya doğru geliyor. Enes araba girdi. Ana nerede? Burada çıktı. Oradan girdi, buradan çıktı. Yalan söyleme ya. Vallahi girdi. Gitti ya. Beni kandırıyor arkadaşlar. Beni kandırmadı bu. Yumurtanı birini Macar salamla kapattım. Sonra da ona peynir topu sapladım. Şimdi bilin bakalım ne olacak o. Hani TikTok'ta böyle videolar var ya, saçma sapan şeyleri birleştirip yiyorlar. Ben de ondan yapıyorum bakalım. Oğlum tuzu unuttum. Tuz zararlı bu arada. Niye tuz attırdın bana? Ölmemi mi istiyorsun? Hayır. Sana demiyorum Yiğit, izleyicilere söylüyorum. Sen izleyicilersin. Tam onların yerine konuşuyorsun. Ulan şerefsiz. Ne?
Sonra da iyi domates keserim. Enes Batur'un bilinmeyenler arasında iyi domates kesmesi vardır. Görüyor musun? İçi gözüküyor bak, sünger bu. Yengeç köfte gibi. Anlarsın ya. Afiyet olsun. Of, bak şu manzaraya karşı. Daha demin buraya biz video çekerken kavga eden bir çift geldi. Böyle tartışıyorlardı. Kaydı durdurduk ama. Ne oldu, ne için yapıyorsun böyle? Ne oldu söyle. Falan diye bağırıyordu. Anlat. Anlat da dinleyeyim, belki inanırım. Tokat falan yok da sonra fark edip gittiler herhalde. Yoksa biz şiddet olsaydı kamerayla saldırırdık onlara. Kamerada hiç kameraya çekerdik hatta, rezil ediyorum. Nasıl vurursun? Bu domatesi bunun yanına görsel olarak koydum. Baksana çok iyi bir görsel şu. Yalnız şu huzura bakar mısın? Ya. Yani küçücük bir yerde yaşıyorsun ama hep manzaran bunlar oluyor. Hayat, hayat işte. Hayat nasıl yaşıyorsun? Olduğunla alakalı hayat. Tamam şu. Şu. Çok iyiydi. Bak. Böyle ağzımda patladı o sarısı. Salamı sonra. Şovdu şov. TikTok. Foodex. Bunu yazın. Oynayın ha. Gidip yeşil bir yere labne sokuyorlar. İçine Doritos sokup yiyorlar. Bu daha güzel. Onu da merak ettim. Deneyeceğim. Bir anda yiyormuş değil mi? Ağız çıktı. Çok korkunç. Of, bayağı iyiydi. Şu an karavan yaşantısı benim için 10 numara gidiyor başta. Böyle bir o küçük bu küçük sıkışıyordum falan ama şurada şu huzurla yedim ya. Şu kafamı sokacağım ama böyle sarkacağım buraya. Enes Batur'a abone olun. Abone olun. Geçen arabalara abone olun diyeceğim. Abone kasacağım burada. Her 10 saniyede bir araba geçse hesapla dakikada 6 abone ya. Günde kaç olur? 6 dakikada 6x6 360. 360 saatte. Evet yani bir karavan ne kadar büyük olabilir? Bu kadar işte yani, böyle bir şey. Koltukları çeviriyorsun, sürüyorsun arabayı. Bu kadarcık alanda yaşamak üzücü. Çünkü aslında dik durunca karavan kafama çarpıyor. Bak bir saattir dik durmuyorum. Normalde benim boyumdan daha kısa bu karavan. Öyle mi gerçekten? Yok, burası değil. Şuralarda değilim. Ama şurada daha kısa. Şurada eğilmeniz lazım. Kimsenin bilmediği bir yerde koymuşum arabayı. Kimsenin ruhu duymuyor. Burada bu videoyu çekiyoruz. Karavan life. Arkadan daha giriyorum. Devam et. Karavanların en güzel olayı arkadaşlar üst camdır. Şuna bak, üst camdan çıktım. Sabah uyandın. Kafanı buradan çıkar. Bir bak etrafa ne oluyor. En yüksekte sensin. Üst cam çünkü bu. Buraya yakınsan bu videoyu beğen. Her şeyi yaptırıyorum bu videoyu beğendirmek için. Daha fazla için beğen. Evet, baba yola çıkmaya hazır. Hadi bakalım. Sakın korkma. Ne ya? Bu kurtaj yapabiliriz ha. Selamlar. Hadi selamlar. Altınlarım vardı. Gitti mi? Cihat. Bekle bırakamaz. İkini sikiyim ya. Giderken dört tane. Bu aracılıyor arkada. Benim ehliyetim var burada bu arada, biliyor musun? Terledim ya. Görüm yerim terledim ya. Çok yaklaşmışsın. Bağırıyor, her şey çok kötü durumda. Evet, kiramız yok ama benzin paramız var. Dur artık dur, 353. Kaçta durur acaba? Tahmin. 100 lira da önceden aldık. Durdu, 370. 470. 470. Zaten bir aylık kirayı verdik. Bayağı bir kira verdik yani, bu arabayı çok kıpırdatmamak lazım. Taşıma parası var. Taşıma ücreti pahalı. Koyduğun yerde yoksa takılırsın. Şu güzel manzaraya çektim, bak şuna bak. Şimdi burada ne yapacağım? Burada mangal yapacağız ama mangal yapmadan önce şimdi yeni bir tane drone oyuncak aldık. Onu burada uçuracağız. Etrafı gösterelim bir. Selam Enes Batur. Aa, kırmızı yandı benim kendime yaklaşınca. Oğlum kendimi oyun karakteri gibi kontrol ediyorum, biliyor musun? Ama gözüm başka bir yerde. Ben bir oyun karakteriymişim. Yürümek istediğimde kendimi buradan izliyorum. Şu manzara ya. Bak insanlar oraya kadar gitmişler, biz oralara gitmeden drone'umuzla görüyoruz. Bir martı sesi duyuyorum. O buradan geliyor.
Başka uçan canlılar. Bunlar onlar da bize göndermiş adamlarını. Onların bize adam yollamışlar. Neyse biz karavana geri dönelim. Çok oyuncak oynadık. Ama güzel gezdik. Karavanın olayı budur. Akmaktır, gitmektir bir yerlere. Oraları keşfetmektir. Burada malzemeleri hazırladım. Akşama burada mangal yapacağız. Hem de küçük ev tarzı. Küçük ev homestyle. Bak nasıl, çok iyi değil mi? Burada işte salatalık, domates falan filan bir şeyler var. Bunları hazırlamam lazım. Üşeniyorum ama. Şu an bir ekleme yapıyorum bu YouTube videolarından sonra artık Enes Batur karakterine. İstediğim zaman sihirli güç kullanabilirim. Ama her videoda iki tane. Onlar ne mesela? İşte ne istersem yapabilirim. Çünkü bu bir YouTube videosu. Böyle yaptığım zaman olacak. Mesela iki tane Adanalı güzel kız. Evet. Sebzeleri hazırlayın. İşte mısır yapın, bir şeyler yapın, çalışın. Aha. Arkadaşlar Adana'nın kızlarına kötü diyorlar, onları bulup döveriz ha. Adana'nın kızları çok iyidir, bak şimdi hele. Bizim suratımızın yapısı birbirine benziyor, baksana burnu var. Burada akraba olduğumuzu belirtsen. Cemre Edis'e benziyor. Bir burnumuza bak, hem de Edis'e benziyor, hem bana hem Edis'e. Ben Edis'e mi benziyorum bu yolda? Bir nevi. Şuradaki benim benziyor bence. Evet. Bir de minderim var. Ben mangalı yapayım. Daha önceden hazırlanmış mangalı yere koydum. Bir tane de bana yardım edebilecek kel bir adam diliyorum. Oha nereden geldin? Dilek haklarım bitti, bu kadardı. Evde oturuyordum, ne işim var benim burada? Salata yapmış. Çok güzel görünüyor. ABD'li model Bella Hadid 24 yaşında. Altın akciğerini kasıp kavurmuş. Bak. Görüyor musun? Sen ya takar ya, mısın? Ben bozdururum. Ben bozdururum onu. Doktor Hayder Dümen cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. Küçülür mü? Eskisi gibi değil. Hayda. Sıkılmış. Ben hiç okumamıştım bunları. İrem niye gösterdin bana bunları? Ben baba postu okumam lazım da mı demedin? Baba ergenliğe giriyorum da mı demedin? Bir tuvalette bir işim var, beni bir süre aramayın da mı demedin? Yiğit ne söylüyorlar? Çok sıcak olduğu için üstümü değiştireceğim. Ölüyorum. Neysem. Çok... Abi alan küçük olduğu için soyunurken bile rahatsız anladım. Nasıl soyunabilirsin ki bunda? Bir de arkadan görüyorlar mı lan beni? Görmüyorlar. Şimdi boxer'ımı çıkaracağım ama onu kayıt altına alınmasını istemiyorum. Tam soyunurken, altımı değiştirecekken GoPro'nun şarjı bitti. Şansınıza küsün, bugün de beni çıplak göremediniz. Yapacak bir şey yok. Evet, soydum. Şimdi biraz yerleneksen mi? Bir de bunun kamera arkasını görelim. Nasıl gidiyor kel adam? Hayat gerçekten çok zor. Yani... Yanıyor şu an, yanıyor. Kaldır bir, al onu. Al onu. Neyi kaldırayım, bunu mu kaldırayım? Evet. Elimle kaldırma. Tamam. Evet, tabii ki tatile geldik. PlayStation 5'imizi getirmeyelim mi? Burası bir ev sonuçta, küçük de olsa. UFC 2 oynayacağım, dövüş oyunu. Çok güzel, ben bayılıyorum. Şurada PlayStation 5 ekranı, yanında zeytinyağı. Alakasız. Çünkü burası küçük ev. Burada her yer, her yerde. Mesela burada gazete duruyor. Uno var, çatal var, GoPro'lar var. Emre! Açılmıyor. Bu da yanmıyor. Ya bir şey soracağım. Bu ne Enes ya? Ya yemek yedi. Lan burada böyle ekmek buraya bırakılır mı böyle? Bu tarzda dolaptan, tabak dolabından çıktı ve üzerindeki terime bak benim ya. Ya bir oyun oynayamadım burada. Salçayla yemek de yaparım. Kalçayla dön dön. Oğlum adam baltası var. Saldırıyorum, raid yapıyorum. Selamünaleyküm. Ne haber? Yidon. Küçük ev. Mangal ziyarete farklı. Geldim. Freni olmayan bir arabayla, illegal bir adamla 200 km yol geldim bu arada. Can güvenliğim hiç yok. Anlıyor musun? Abi sen misin? Köfte mi bu? Et o. Bro et mi gerçekten? Hay köfte. Burası gel. Nasıl olmuş? Bayağı et bu ya, köfte sandım ben de. Hayır et ya o. Bildiğin dana eti o. Çok kötü bu. Yok gözü. Kim yaptıysa özür diliyorum ama gerçekten çok kötü bu. Ben sana bir şey diyeyim mi Can? Ayıp ediyorsun şu an. Yemek nasıl Enes Bey? Nereden geliyorlar bu sen? Kimsin? Ben de ses. Ne istiyorsun? Yemeği puanlamanızı. Yemek çok kötü ya. Valla bir ısır kalırım. Var mı ısır? Aynı mısır. Mısır. Hayır, hayır, aynı mısır ısırın. Karşılıklı ısırın. Aynı anda mısıralım. Karşılıklı ısırın. İnsanlar niye bizi sevgili var yapmaya mısın? Çalışıyor? Bu arada ben yıllar önce lisedeyken kız arkadaşımla sahilde baya bankta oturuyorum abi, liseden çıkmışız. Mısır görünce baktım o anı geliyor. Yaşlı bir amca gelip kız arkadaşıma şey demişti. Sen mısır kız mısın? Demiştim. Korkmuştum lan. Ne saçma bir... Ya sen artık bundan sonra
Zeytin kızsın. Ağzını aç. Zeytin tutamazsan kaybedersin. Ha. Tamam kal öyle. O, bu tam soluk borumu. Korktum, yiyorsaydın. Lan yiyeyim ondan. Neyse arkadaşlar devam edelim. Evet, kapan PlayStation, kapan içeriye doğru git. Yuvana gir. Bay bay sana. Of, etraf çok dağıldı ya. Ben o kadar dağınık bir insan değildim ama artık yoruldum, bittim ya. Ne yapacağım burada tek başıma? Koca evde. Aslında burası şu anda bana bir ev gibi hissettirdi. Her yeri kapattık ya. Böyle şu an yaşanır burada. Burası bir kapsül otel gibi Japonya'da. Mesela bak, bir kaşık. Ne yapabilirim bu kaşıkla? Hiçbir şey yapamam. Ne yapacağım? Kafayı yiyeceğim. Kendimi vuracağım. Bu da gece modu. Sinek. Oğlum havada soktu beni. Yakaladım. Aa, çıktı, gördün mü? Enes Batur refleksi. Direktunun bayı. Adam camdan bakıyor bana, ne yapıyor bu içeride diye. Evet, yatak kısmındayız. Yine yatak bölümüne geldik. Burada birazcık spor aktivitesi yapacağım yatmadan. Spor aktivitesi dumbbell'larla. Burada makine yapabilirim ki. Karın çalışabilirim. Böyle de karın olmaz ki. Göğüs pres. Niye her seferinde diyorum. Çok saçma pozisyon, her şey çok saçma. Bak yiğit, damarıma bak. Ya sende var mı damar? Evet. Göster. Bir de bana bak. Şimdi ben de bassaydım. Yiğit, düşüyorum. Aa, çok kötü bir görüntü. Arka camlardan dışarısı gözüküyor. Ne oldu? Ne istiyorsun? Kameralarımıza cevap ver. İçeri girdin, çıkmadın. Mergenliğime döndüm bir. Olacaksan sensiz olsun. Dağılıp giden günlerimiz olsun. Hayatın heyecanı meycanı yok. Derdim olsun, kadehler dolsun. Ayaz vurur. Saf kömür maskesi. Ne var? He? Bebek si yüzümü siyah maskeyle koruyorsam ha? Gelin bebek siler. Yatak odamıza gidelim. Şimdi sana başka bir sürprizim daha var. Karpuz. Nasıl? Şovumu beğendin mi? Çok iyi. Kesmem lazım ama üşeniyorum. O yüzden sihirle yok edeceğim. Sihir. Karpuz. Aa, çok korkunçum. Yani iyi ki sihirli güçlerim var. Yoksa burada hayatta kalamazdım. Etrafta hiçbir şey yok. Yıldız bile yok ama. Yıldızlar nerede lan? Neyse, bu kaptan uyumaya gider. Evet, yerimize geldi. Keyif köşesi. Keyif köşesi. Oh. Yüzüm güzel nemlendi. Gece şeyimi yaptırdım. Nasıl bebeksi oldum yüzüm? Bak bakalım. Bebeksi yüzüme bak. Nasılım? Çok iyi. Sen yürü gitti ya. Oğlum çok iyiyim. Ben deyince kızdı. Hayır, çok iyiyim ama. Şuna bak bak. Işıkta. Bir yüzüm şaşı gibi. YouTube. Enes Batur'un sinsi yaklaşıp hediyesini verecekti. Bütün gün hediye vermek kendimi... Haydi, yatma zamanı geldi. Yiğit'i uğurluyoruz. Ben nerede yatacağım? Sokakta mı? Tabii. Taksiye bin gittik kardeşim. Hadi Yiğit. İyi geceler. Arkadaşlar, bay bay. Sonunda tek kaldım. Bu ne sıcak ya. Bornozla dolaşıyoruz. Piyazın ortasında. Yatma zamanı. Işıklar kapansın. Çocuklar yerini alsın. Çizik bir şey yok mu? Süt mü içeceğim ben? Vay, güzel cindi, güzel cindi. Enes Batur'a bak, kötü örnek oluyor. Sütü kafasına dikiyor. Dikerim ama benim sütüm değil mi? He, kilo mu almışım ben? Biraz, belki. Bir çıtır. Ne diyorsunuz? He? Işıklar. Işıklar. Oldu. Yatak partisi. Arkadaşlar, videoyu umarım beğenmişsindir. Daha fazla bu tarzda video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanına çıkan videoda tıklayarak da diğer videoları izleyebilir, buradan da kanala abone olabilirsiniz. Evet, ben uyku moduna geçiyorum. Bir 10 lira daha gelir. Hayır hayır, satma işi yok. Şimdi şöyle bir şey var, o Heres'in hesabı. Ben de bu yarışmayı hiç kazanamadım galiba. Gelecekte. Enes, İnanıyorum. Kazanım adına da bir şeyler takım varmış. Takım olacağız, takım olacağız. Siz takım mısınız siz? Bunlar da takım oldu.